Arkadaşlar, MR Garaj'dan herkese merhaba. Bugün montajını yaptığımız aracımız 2020 model Dacia Duster. Takmış olduğumuz cihaz arkadaşlar Navix Android 11 işletim sistemine sahip multimedya cihazı. Cihazımız aracımıza tam uyumlu. Montaj yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Direksiyon kumandamız çalışmaya devam ediyor. Geri vites kamerası eklentisi yaptık. Bu da sağlıklı bir şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca cihazımızda yeni bir özellik, sesli komut özelliği var. Haricinde CarPlay ve Android Auto özelliği var. Normalde biliyorsunuz CarPlay genelde oluyor ama bu cihazda Android Auto özelliği de ekli arkadaşlar. Şimdi dilerseniz cihazımızın kullanımına geçelim. Öncelikle sesli komuttan başlayalım arkadaşlar. Navigasyonu aç. Navigasyonu kapat. Radyoyu aç. Radyoyu kapat. Görmüş olduğunuz gibi bu ve bunun benzeri 80'e yakın komut cihazımızda işlem yapıyor. Bunun haricinde istersek kendimiz de komut ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Geri vites kamerası eklentisi yaptık. Öncelikle özelliklerden başladım. Geri vitesi aldığımız zaman hızlı bir şekilde kameraya geçiyor. Çıktığımız zaman da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaldığımız yerden devam ediyor. Ayrıca CarPlay özelliğimiz var. Bunu da göstereyim size. Tüm uygulamalar menüsüne geçtikten sonra arkadaşlar buradan T-Link'i tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi CarPlay'imiz ekranımıza geldi. Buradan istersek haritalarımızı görebiliriz. Haritalar üzerinden bu haritalar ayrıca cihazımızın, daha doğrusu telefonumuzun kendi üzerindeki haritalar. Adreslerimize kadar her şeyi burada tekrardan telefonun üzerindeki adresleri hepsini görebiliyoruz. Çalınan listemiz var arkadaşlar. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Telefon konuşmalarımızı aktarıyor. İstersek direkt buradan Bluetooth üzerinden telefon konuşması yapabiliyoruz. Bunun haricinde mesajlar bölümümüz var. Siri vasıtasıyla mesajlarımızı kontrol edebiliyoruz. Bize mesajlarımızı okuyabiliyor veya biz istediğimiz birine konuşarak mesaj yazabiliyoruz arkadaşlar. Arabanın orijinal menüsüne geri dönüş. Tekrar bizim CarPlay menümüze dönmek istersek T-Link'e bir defa tıklamamız yeterli. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Ayarlar bölümümüz var. Ayarlar bölümünde arkadaşlar en çok kullanacağımız CarPlay'in, daha doğrusu iPhone'un bize sunmuş olduğu, şöyle gelelim. Araba kullanırken rahatsız etme, görünüş ayarları, duvar kağıdı ayarları, kontrol paneli ve albüm resmini göster. Bu ayarları kontrol edebiliyoruz. Tekrar buradan geri geldik. WhatsApp'ımız var. Yine Siri yardımıyla gelen WhatsApp mesajlarını dinleyebiliriz. Veyahut da yine Siri yardımıyla karşı tarafa WhatsApp mesajı yazabiliriz. İstersek WhatsApp'tan konum geldiyse eğer direkt konuma teyp üzerinden gidebiliyoruz. Telefonu elimize almadan. Çıkmak için de arkadaşlar tekrar buradan arabaya bir defa tıklamamız yeterli. Şimdi cihazın kendi kullanımına geçelim. Öncelikle navigasyondan başlayalım. İki ayrı navigasyonumuz var. Birincisi şu an açmış olduğumuz arkadaşlar Aygo. Bu internetsiz kullanılan bir navigasyon programı. Herhangi bir internet bağlantısına ihtiyacı yok. Kullanımı da çok basit. İnternetimiz açıldıktan sonra, pardon, navigasyonumuz açıldıktan sonra hemen hızlı bir şekilde yeni konumumuzu buluyor. Sağ alt köşeye tıklıyoruz. Yeni rota diyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini yazmamız lazım. Adres kısmına bastık arkadaşlar. Yeni mahalle. Örnek vermek gerekirse Ragıp Tüzün Caddesi diyelim. Hemen iki harf yazdığımız zaman zaten seçenekler çıkıyor. Seçtik. Son olarak da kapı numarasını giriyoruz. Tekrar tıkladığımız zaman hedef olarak seç diyoruz mevcut konumu. Rota hesaplanıyor. Navigasyonu başlat dediğimiz zaman da hem sesli hem de görsel olarak cihaz bizi yönlendiriyor arkadaşlar. Müzik dinlerken de navigasyonu kullanabiliriz. Sesli komut verdiği zaman müziği biraz kısıyor. Bizim navigasyonumuzun yönlendirme sesini veriyor. Çıkmak istersek de yine buradan sağ alt köşeye basıp çıkış yapmamız yeterli. Bunun haricinde radyo bölümümüz var arkadaşlar. Radyonun kullanımı orijinal radyosuna göre çok daha pratik. Yukarıda bir kısa yol çubuğumuz var. Buradan hızlı arama yapabiliyoruz. Bulmuş olduğumuz kanalı hafızaya almak istersek aşağıda görmüş olduğunuz gibi 6 tane kanal yerimiz var. Bir iki tane basıp tutuyoruz ve kanalımızı oraya hafızaya alıyor. Yine direksiyon kumandasından hafızadaki kanalları gezebiliriz. Ses açma kısma işlemimiz çalışıyor direksiyon kumandasından. Tekrar geri geldik. Müzik bölümümüz var. Cihazın kendi aile hafızasına müzik atabiliriz. Torpido'da 2 ayrı USB çıkışımız var. Bu USB çıkışları üzerinden flash disk, hard disk bağlayıp bunların içindeki müzik ve videoları da cihaz üzerinden oynatabiliyoruz. Şu anda cihazın kendi hafızasına attığımız müziklerden kullanıyoruz arkadaşlar. Ses kalitemiz gayet iyi. Arabanın orijinal teybine göre %30 daha performansı yüksek. 4x50 watt MOSFET çıkışlı bir cihaz. Sardırma yapabiliyoruz. Yine ileri geri parça atlatma. Bunların hepsi sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Çıkmak istersek de bir defa geri tuşuna basmamız yeterli.
Video bölümümüz var. Yine sağ üst köşeye tıkladığımız zaman video bölümüne geçiş yaptık. Cihazımızın ekranı 1024x600 HD panel. Aynı zamanda IPS ekran çözünürlüğü var. Yani gün ışığında bile gayet net görebiliyoruz şu anki olduğu gibi. Dokunmatik hassasiyeti zaten kapasitif, parmak sıcaklığında. Geçişlerimiz bakın gayet hızlı. Bir saniye bile beklemiyor. Yine ekrandan parça atlatma, direksiyon kumandası üzerinden parça atlatma. Hepsi sağlıklı çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Tekrar geri geldik. Bluetooth bölümümüz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliyoruz. İstersek rehber aktarabiliriz. Rehber aktarırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliriz veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliriz arkadaşlar. Bunun haricinde bir de Bluetooth müzik özelliği var. Bu özellik sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz. Bu sık kullanılanlar menüsü, yani sürekli kullandığımız uygulamalar burada. Bunun haricinde bir de tüm uygulamaların olduğu menü var. Onun için de buraya bir defa tıklamamız gerekiyor. Burada da arkadaşlar genelde internet üzerinden kullanacağımız uygulamaları göreceğiz. Öncelikle Google Chrome'umuz var. Google Chrome'da gezinti yapabiliriz internet bağlantısını yaptıktan sonra. İnternet bağlantısını yapmak için burada ayarlar bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Ağ ve internete tıklıyoruz. Kablosu etkinleştirdikten sonra cihazımız ağarmaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz. Şu an zaten internetimiz bağlı. Tekrar uygulamalara girdik. Google Chrome haricinde arkadaşlar Facebook'umuz var. Google haritalarımız var. Google haritalarda gezinti yapabiliriz. İnternet navigasyon programımız. Play Store'umuz var. Buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğiniz bir uygulama varsa direkt Play Store'dan indirebiliriz. Tekrar sonraki sayfamıza geçtik. Spotify'ımız var. Müzik programı kullanabiliyoruz. Yandex navigasyonumuz var. İnternet üzerinden kullanabileceğimiz navigasyon programımız. YouTube'umuz var. YouTube'dan video seyredebiliriz. Bunların hepsi de gerçekten arabaya zevk katıyor. Sürüş esnasında daha da halimizi, vaktimizi keyiflendiriyor arkadaşlar. Tekrar video bölümüne geçtik. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de arabanızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka MR Garaj ile iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini mrgaraj.com.tr sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.